Merhabalar hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Bugün Belediye binası 14 ana hesabımızda marka değeri olan bir orduyla saldırılar yapıp ganimet kasacağız. Kupayı yükseltmeye çalışacağız. Bununla beraber hayvan barınağımız boşta. Orada bir yükseltmeye gideceğiz. Bir tane de işçimiz boşta hava savunmalarından dördüncüsünü de aradan çıkartarak onlardan kurtulmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi marka değeri olan ordu derken ne kastediyorsun? Kankırır kardeş hemen göstereyim. Atıcı cadı Pekka hemşerim zaten başlıktan da anlamışsınızdır. Yani hey gidi günler diyorum belediye binası onsuz zamanlarında eskiler bilecektirler ne saldırılar yapardık. Aman Allah'ım ne saldırılar yapardık o kadar güçlüydü ki 11'de de kullanıyorduk ama özellikle atıcı cadı Pekka deyince benim aklıma hep belediye binası 10 zamanları gelir çok şahane iş yapıyordu. Üçlenmeyen köy neredeyse yok gibi bir şeydi arkadaşlar. Şimdi orduya bir bakacak olursak şöyle bir göstereyim. 4 tane Pekka'mız var 9 tane atıcımız 5 tane de cadımız var. 4 tane şifacı ile beraber bir taraftan koruyucu yürüyüşüne gideceğiz. 4 tane depremle merkezi. Bir tane atlatma da İlk etaptaki duvarı aşmak için kullanacağız. Aslında bu orduda en azından bir tane süper duvar kırıcı gider arkadaşlar ama maalesef dünkü video için cehennem ejderini yükseltmeye aldığım için şu anda süper e, duvar kırıcıyı kullanamıyorum. Ya keşke burada bir güncelleme gelse aslında. E, i̇stediğin zaman iptal edebilsem. Yani bir süper birliği geliştirdiğin zaman 3 gün boyunca istesen de istemesen de ya onu kullanmak zorunda kalıyorsun ya da senin elin ayağını kitliyor. Başka bir süper birliği aktif edemiyorsun. Yani keşke istediğimiz zaman iptal etme şansımız olsa. Belki belki bir gün neden olmasın? Evet arkadaşlar lafı daha fazla uzatmadan saldırılara başlamak istiyorum. Bugün Tüccarda bir tane eğitim iksiri çıktı. Dünkü videoda hatırlayacaksınız. 60 taş harcamıştık sırf bir video çekeceğiz diye. 25 taşı gördüm direkt tüccardan yapıştırdım. Şu eğitim iksirini bir kullanalım. Son olarak şunu da söyleyeyim. Klan kalesi tercihimde uçan kışla ve içinde biniciler olacak arkadaşlar. Ve iyileştirme büyüsü var. Evet. Yeri gelmişken şundan da bahsetmek istiyorum. Belediye binası 14 ile beraber kara saldırılarının ciddi anlamda sıkıntıya girdiğini herhalde hepimiz fark etmişizdir. Mesela hibrit en sevdiğim ordu sağlam max köylere karşı iş yapmamaya başladı belediye binasının zehir etkisiyle beraber. Bu yüzden kara saldırıları yapmak hakikaten tehlikeli olmaya başladı. Hani bir sürü savunmaya seviye geldi, madenciye seviye gelmedi, biniciye seviye gelmedi, pekkaya seviye gelmedi. Yani dolayısıyla zayıf kalmaya başladılar. Yani belediye binasının zehir etkisini bir nebze olsun azaltabilmek için ordumda bir tane iyileştirme büyüsü kullanacağım arkadaşlar. Eğer ordu binanın etrafında yoğunlaşırsa direkt patlamasıyla beraber iyileştirmeyi merkezde veya belediye binası neredeyse kullanmayı düşünüyorum. Ee, daha önce belediye binası 14'te bu tarz bir saldırı stratejisi denemedim. Bu aralar farklı şeyler yapıyoruz biliyorsunuz. Hani başarılı olacağız mı olmayacağız mı bilmiyorum ama beraber göreceğiz birazdan. Pekala. Bu arada videoyu beğenmeyi de lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. İzlemeye yeni başlayanlara da günlük taze Clash of Clans içerikleri için. Kanalıma abone olmayı tavsiye edebilirim. Şu ordu bir kalksın güzel bir köy bulup hemen geliyorum. Pekala efendim saldırı numara 1 karşımızda oldukça iyi durumda pırıl pırıl parlayan bir belediye binası 14 köyü var bina yükseltme hadi bakalım şimdiden hayırlı olsun diyelim The King Asat isimli vatandaşa şimdi koruyucu yürüyüşüne nereden başlayalım nasıl yapalım tekli cehennem kulesi var bir tane şu sol taraftan şampiyon direkt koruyucuyla alabilir miyim kelle avcım da yok Alt taraftan başlasa klan kalesi de burada Ben alt taraftan başlayacağım saldırıya. Rakip koruyucuya karşı koruyucu yürüyüşü yapacağım. Şöyle şu noktadan koruyucu, balon, hemen ardından 4 tane şifacımı sağa sürüyorum. Koruyucudan kurtulalım. Bir tane sinsi goblinle koruyucunun işini kolaylaştırmaya çalışacağım. Bir taraftan koruyucu yürüyüşüyle temizlik yaparken diğer taraftan da kralımı ve uçan kışlamı bırakacağım arkadaşlar. Merkezden içeriye doğru atlatma ve depremlerle ilerlemeye çalışacağım. Evet koruyucunun keyfi ya şu baykuşun yaptığı işe bir bakar mısın ya? Ya çöp oldu ya çöp bildiğin çöp oldu yani. Başka hiçbir şey değil. Tamam o hava savunmasını alaydın iyiydi be koruyucu kardeş ama almayacaksın gibi. Şuradan kralı ve uçan kışlamı sahaya sürüyorum. 4 tane depremle şöyle şu duvara açalım. E, atlatmayı girişte kullanacağız her türlü. Duvarı kırarlar ya sıkıntı çıkmaz. Ya da şöyle bir şey mi yapsam? Şöyle şuradan mı kullansam atlatmayı? Birazcık daha bekleyeceğim şu hava savunması insin istiyorum. Hadi koruyucu süpersin sen tamam. Atlatmayı şöyle şurada kullanacağım. Pekkalarla koruyucuyu içeriye çekiyorum. Hemen ardından atıcılarımı sahaya sürüyorum. Hemen ardından cadılarımı sahaya sürüyorum. Kraliçeyi ana orduyla beraber şampiyonu ise klan kalesindeki binicilerle beraber göndereceğim arkadaşlar. Şöyle girişte hızlı bir öfke büyüsü. Çoklu cehennem kulesini ve kaya saçarı dondurmayı tercih ettim. Klan kalesinden biniciler çıkmış. Şöyle şampiyonu da sahaya sürüyorum. Gayet güzel ilerliyoruz. Koruyucunun özelliği için hazırlanıyorum. Tam şu noktada bastım. Merkeze doğru bir adet öfke büyüsü ve hatta iyileştirme büyüsünü de kullanacağım. Aynen. Şöyle şu noktada iyileştirme büyüsünü de kullanıyorum. Binanın zehir etkisini azaltmaya çalışıyoruz. Evet ordu merkezde kraliçenin ve şampiyonun özelliği duruyor. Gayet güzel ilerliyoruz. Yani baya iyi ilerliyoruz ya. Bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum. Şuradan bebek ejderi bir tane de balonu bırakayım. Arkada bir şey bırakmayalım. Üçlendi. Hem de var ya yani çatır çutur işlendi arkadaşlar. Çok şahane bir savaş oldu. Şifacılar hayatta. 2-3 tane Pekka görüyorum. Kraliçenin şampiyonun özelliği duruyor. Klan kalesi boş olduğu için zehire ihtiyacımız kalmadı. Bir tane de okçumuz var. Çok temiz, rahat bir 3 yıldız geldi. İçime sinen güzel bir saldırı oldu. Aynen. Otucuları da kaybetmedik. Bakın belediye binasının zehir etkisi mi? Yok o bizim attığımız değil mi? Bence iyileştirme büyüsü çok iş yaptı arkadaşlar. Yani iyileştirme büyüsünü kullanmasaydık belki de atıcıların, cadıların çoğu hayatını kaybedecekti. Köy üçlenmeyecekti. Güzel bir başlangıç yaptık. Maşallah diyelim nazar değmesin. Hemen ikinci saldırımız için hazırlıklara başlıyoruz. Şu bir eğitelim. Klan kalesini isteğimizi tazeleyelim. Güzel bir köy bulup hemen geleceğim. Saldırı numara 2. Yine güzel bir belediye binası 14 köy çıktı karşımıza. Çok şahane tatlı mı tatlı ballı mı ballı da bir ganimeti var. Şimdi heroların yeri hiç hoşuma gitmedi. Koruyucu yürüyüşüne şuradan başlayamayız. Kral var. Üst taraftan başlayabilirim. Koruyucu ciddi sıkıntı çıkartmaz. Alt köşeden başlayamam. Kraliçe ve şampiyon. Koruyucuyu var ya. Canını okurlar canını. Nasıl bir saldırı yapalım? Şimdi şifacılarımız olduğu için hava patlatıcılarına da dikkat etmemiz lazım. He, tamam ben krala kendi kralımı gönderirim. Şöyle uzaktan uzaktan bir koruyucu yürüyüşü yapabiliriz ya. Bak kraliçe bizim koruyucuyu yiyecek. Caydım. Şuradan başlayacağım. Tamam geç kaldık. Oo, 15 saniye gitmiş süreden yiyeceğiz. Hiçbir şey olmasa süreden yiyeceğiz gibi. Hadi bakalım. Bakalım ne olacak bu işin sonu. Şimdi bir bebek ejder yardımı bu noktada lazım. çünkü ne yapacağız? Kralı aşağı doğru ilerleteceğiz aynen. Bir balon bebek ejder sahaya sürüyorum. Evet koruyucunun keyfi yerinde. Gerekirse bir adet öfke büyüsü onun için kullanacağım. Ama şimdilik gerek yok gibi. Depremleri nerede kullanacağız? atlatmayı şurada kullanırım. Hatta şurada kullanırım. Depremi şöyle kullanabiliriz. Binaya da hasar verelim. Kaya saçarları da hasar verelim. Hepsine hasar verelim hemşerim. Yapıştırdım depremleri. Güzel. O açılan duvarlar bize kılı kılına yetecek yani. Fazlasına gerek yok. Şimdi ne yapacağız dedik. Şöyle şu noktadan kralı ve uçan kışlayı bırakacağım. Pekkalarla koruyucuyu içeriye çekiyorum. Tam şöyle şu noktada bir adet atlatma büyüsü kullanacağım. Diğer pekka şuradan sahaya dahil olsun. Hemen ardından cadılarımı gönderdim. Kraliçe, atıcılar. Girişte hızlı bir öfke büyüsünü yapıştıracağım arkadaşlar. Şöyle tam şu noktada. Gayet güzel. Ee, kralın özelliği aktif oldu. Rakip kraldan kurtulduk. İyisin, iyisin. Bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok. Her şey yolunda gidiyor. Şampiyonu elime aldım. Uçan kışla patladı gibi. Şu binayı dondur. Şu binayı dondur, dondur, dondur. Bir tane iyileştirme. Üstüne bir tane de öfke yapıştırıyorum hemşerim. Koruyucunun özelliği için hazırlanıyorum. Tam şöyle şu noktada artık basmak durumundayım. Diniciler çıktı. Şampiyonu da sahaya sürdüm. Hadi Pekka. Pekka belediye binasının canını okudu. Gayet güzel ilerliyoruz. Koruyucunun özelliği henüz e, bitti. İyileştirme büyüsü bu sefer çok iş yapmadı. He. Bir bakalım. Bir bakalım. Kraliçenin özelliği duruyor. Şifacılar hayatta. Şampiyon ile beraber duruyor. Son cehennem kulesinden de kurtulduk. Kurtulacağız. Yalnız kartal topunu vurmadılar bir türlü ya. Hadi. Hadi lütfen rica ediyorum. Şampiyonun özelliğini de bu noktada kullanıyoruz. Savunmalar patır patır dökülüyor. Çok bir şey kalmadı ama şu hava savunmasının yaptığına bir bakar mısın ya? Keşke koruyucu yürüyüşüyle şu hava savunmasını da alıp öyle başlasaydım saldırıya. Çok daha rahat olacaktı o zaman. Bir bakalım yeterli olacak mı? Ucunda kalacak var ya. Unicorn kraliçeyi tanklıyor ama koruyucu pis vuruyor vicdansız be. Yetecek mi? Sanmıyorum. Yüksek yüzdeli iki yıldızda kalacağız gibi. Duvara takıldık. Yetmez. Bir şey kalmadı köyde ama yetmeyecek arkadaşlar öyle gözüküyor. Aynen. Şu zehri de yapıştırayım da elimde kalmasın. Tüh be. Ya şu hava savunması yüzünden köy işlenmedi var ya. Bütün şifacıları katletti arkadaşlar. Bir de koruyucunun özelliğini istediğim zamanda kullanamadım. Aslında belediye binasında depremi kullanmak çok da mantıklı değil gibime geldi. Belediye binasını gereksiz uyandırdık. Hani zeplin kullanıyor olsam, zeplin binaya gidecek olsa tamam. Binanın canının inmesi güzel bir avantaj ama yani pekkaları vuruyor bina. atıcılara vuruyor. Çok ciddi hasar veriyor. Ekstra bir dondurma büyüsü kullanmak zorunda kaldım. Ve koruyucunun özelliğini istediğimden çok daha erken kullanmak durumunda kaldım. Bir dahaki saldırıda bir bakacağım tabii köydeki düzene göre değişir ama belediye binasını uyandırmamaya çalışacağım arkadaşlar. Aynen bence bu önemli ya. Binayı uyandırmamak bence önemli. Pekala güzel fena bir saldırı değil. Hemen bir sonraki saldırıya geçelim. Klan kalesini dolduruyorum. Güzel bir köy bulup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar saldırı numara 4 mü? 3 mü? Hatırlayamadım vallahi kafam karıştı. Önemli değil. Buraya bir saldırı gerçekleştireceğiz. Şimdi bu sefer belediye binasını uyandırmak istemiyorum ama tam şu binanın önündeki duvarda hiç hoş olmadı ya. Hem o duvarı kırıp hem de belediye binasını uyandırmamak mümkün mü acaba? Yapabilir miyiz? Başarabilir miyiz böyle bir şeyi? Bilemiyorum ama şu koruyucu yürüyüşüne bir başlayalım da süreden yana sıkıntı yaşamayalım. Koruyucuyu sahaya sürdüm. Bir adet balon. Hemen ardından da şifacıları hava savunması görmez oradan. Gayet güzel. Şu, şu altın madenine bir tane sinsi goblin bırakacağım. Bir sinsi buraya bir sinsi de şu noktadan sahaya sürüyorum. Şimdi o koruyucu çok hasar alıyor. Yapma be. Valla hiç riske atmadım bir adet öfke büyüsünü yapıştırdım arkadaşlar. Aslında gerek de yoktu muhtemelen ama yine de koruyucunun özelliğini kaybetmemekten kaybetmekten iyidir. Şöyle korkarak elim hafiften titreyerek 4 tane depremi yapıştırıyorum. Çok güzel be. Duvar açıldı ve binayı uyandırmadık. Tam istediğim şey oldu. Kralı ve uçan kışlayı şu noktadan sağa'ya sürüyorum. Bir tane daha balon ve pekkaları da ufak ufak çekiyorum arkadaşlar. Şuradan içeriye gireceğiz. Atlatmayı yapıştırdım. Pekkaların ardından cadılar. Hemen ardından atıcılar. Hemen ardından kraliçe. Girişte hızlı bir öfke büyüsü kullanacağım. Gayet güzel. Gayet güzel. Gayet güzel. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Ordu merkezinde buluşacak. Bir adet iyileştirme büyüsünü şöyle önden kullanıyorum. D bombalar falan filan. Baya bir çıktı. Binaya öfkemiz kalmadı. Yapacak bir şey yok. Kralın özelliğine basıyorum. Koruyucunun özelliğine tam şu noktada bastım arkadaşlar. Klan kalemizdeki binicilerle beraber kraliyet şampiyonu da sahaya sürüyorum. Binaya vurmadılar be. Donduracağım. Cık. Vurmadılar. Vurmadı vicdansızlar. Çok oyalandılar ya. Şimdi patlayacak zehirin etkisiyle atıcılar cici. Atıcılara şimdiden Allah rahmet eylesin diyoruz. Şöyle şu noktada bir bebek ejder kullanacağım. Her şey yolunda bence. Şifacılar atıcıları tanklıyor. Zehir büyümüz var. Kraliyet şampiyonu için kullanabiliriz. Tekli kraliçeye kitlendi. Özelliğine basıyorum bu noktada. Hadi şu tekliyi alın be. Şampiyonun özelliği bence yetecek arkadaşlar. Atıcılara ne oldu birden? Kaya saçar ve binanın zehir etkisi. Hadi hadi şu kraliçeye vurun şifacılar lütfen. Lütfen kraliçe ölmezse her türlü şansımız var ve köyü işlemeyi başarıyoruz. Evet bu sefer oldu. Ama yine koruyucunun özelliğini istediğim gibi kullanamadım arkadaşlar. İstediğim gibi koruyucunun özelliğini kullanamadım maalesef. 3 yıldız geldi ama istediğim gibi bir saldırı olmadı. Yani birazcık daha bekletmeliydim. Hatam neredeydi? Şuradaydı. Önden bir dondurma büyüsü atmalıydım belediye binası için. O dondurma büyüsü binaya oyalarken koruyucunun özelliğini biraz daha geciktirmeliydim. O zaman atıcıları kaybetmeyecektim ve çok daha rahat bir savaş olacaktı. Ayrıca girişte koruyucu yürüyüşü için öfke büyüsünü kullanmak zorunda kaldık. Bu yüzden binanın üzerinde öfke büyüsü kullanamadık. Bina bu yüzden tahmin ettiğimizden biraz daha uzun sürede indi. Sonuç itibariyle 3 yıldız 3 yıldızdır. Bence güzel bir saldırıydı. Hiç vakit kaybetmeden diğer saldırımıza doğru yola koyuluyoruz. Evet yine merkezi bir belediye binası bu sefer 4 tane hero ile çevrelenmiş. Vay 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 pekkalar o bölgede öfkenin içinde olmazlarsa baya bir oyalanacaklar ama ben burada bir şansımı deneyeceğim hemşerim. Şimdi nasıl yapacağız depremi şurada koruyucu yürüyüşü şurada kral uçan kışla aşağı doğru içeriye doğru saldıracağız tamam. Tamam 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 plan kafamda şekillendi bu sefer sadece 4 saniye kaybettim. Hemen bir adet balon peşine şifacılar bebek ejderi kullanmaya gerek yok. Şurada bir Sinsi Goblin kullanacağım. Koruyucu senin içeri girmen lazım ama. Aman diyeyim ha bana kerekatma. Gayet güzel. Asıl amacım koruyucuyla şu çoklu cehennem kulesini indirmek olacak. Bayağı bir vakit kaybettirecek bunu bana ama bekleyeceğim arkadaşlar. O cehennem kulesi inerse bence her türlü şansımız olacak ama indiremezse o kuleyi bayağı bir uğraştıracak bize. Şimdi bayağı bir süreden diyeceğiz. Bir tane öfke büyüsünü burada feda etsem mi? Hım. Evet Baykuş öldü. Her zamanki gibi hiçbir işe yaramadan öldü. Altın deposu aha klan karesi de doluymuş. Tamam zehirin içinde hiçbir sıkıntı yok. Zehir büyüsünü yapıştırıyorum. O balonlar koruyucuya bir şey yapamazlar herhalde. Gerekirse donduracağım. Hayır 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 gelmeyin lan. Vicdansızlar koruyucuyu yerler bunlar donduracağım. Donduracağım. Başka çarem yoktu. Evet zehir büyüsünün etkisiyle beraber balonlardan kurtulduk. Neyse ki kurtulduk tamam. 1 dakika 56 saniye süremiz kaldı. Sıkıntı büyük. Şuradan bir tane pekka bıraktım. Pekka pekka pekka. Lan cehennem kulesi inmedi. Vay senin babanın kemiğine. Arkadaş ciddi olamazsın sen ya. Cık. Ulan var ya şu yaptığım tam anlamıyla çaylaklık. Bir saniye daha bekleseydim her türlü kuleyi indirecekti. Ulan var ya. Cık. Sağlık olsun ne yapalım. Evet tekli cehennem kulesi pekkalardan bir tanesinin canına okuyacak. Yapacak hiçbir şey yok hemşerim. Ve o çoklu cehennem kulesi de şimdi şifacılarımı kavuracak. Ne kadar güzel oldu değil mi? Ah süper. Süper süper süper. Şöyle şu noktada bir adet öfke büyüsü kullanacağım. Koruyucunun özelliği için hazırlanıyorum. Şöyle şuradan şampiyon da sahaya sürelim. Koruyucunun özelliğine basalım artık. Berbat oldu saldır ya. Yapma ya. Yapma bana bunu ya. Bir tane de öfke atacağım. Bütün askerleri kaybedeceğiz o noktada. Şifacılar gitti. Çoklu cehennem kulesi şifacıları indirdi arkadaşlar. Hakikaten çok büyük, çok büyük, çok büyük bir hata yaptım ya. Gerçekten ciğerim yanıyor şu anda. Çok güzel bir saldırı olacaktı. Hakikaten çok tatlı bir saldırı olacaktı. Şu üst tarafta ordu kampını Pekka ile temizlemek istedim. Evet olan oldu yapacak bir şey yok. Bu saatten sonra ağlamanın da bir faydası yok. Ağlayınca düzelecek olsa hep beraber oturup ağlayalım kardeşim ama değişen bir şey olmuyor yani. Bence net bir 3 yıldız gelecekti. Sağlık olsun. Tamam. Daha fazla kendimi rencide etmek istemiyorum. Bu savaşı burada noktalıyorum. Ve bir sonraki saldırı için hazırlıklara başlıyoruz. Ama onun öncesinde gelin altın depomuz ağzına kadar dolmuş bir yükseltme yapalım. Ondan sonra saldırıya gideriz. Vay ulan be. Evet altın depomuz dolmuş madem. Kazandığımız altını çöp etmenin bir alemi yok. Önce yükseltmeleri yapalım sonra saldırılara devam ederiz. 18 dakikalık bir süre kalmış eğitim iksiri bitene kadar saldırılar yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi Elimde 166 bin kara iksir var. Hayvan barınağında da yükseltmeye gideceğiz ama bunu saldığının sonrasında saklamak istiyorum. Aslında e, unicornu veya yakı yükseltmeyi almak istiyorum ama yeterli kara iksir olmadığı için ya baykuşu basacağım ya da lastiği basacağım. Muhtemelen lassiden yana hakkımızı kullanacağız. Şimdilik bir dursun. Tamam kara iksir oraya gitti onu hallettik. Şimdi hava savunması basacağız dedik. Tam tamına 15 milyon 300 bin altın istiyor. Klan kalemizde bir şey var mı bir bakacağım. Olmaması lazım. Aynen tam takır. O zaman bir tane max duvar basabiliyorum. Öyle mi? 15.3 milyona. Ee, daha da düşüyor. Ama saldırı yapacağız. Bence kasarız her türlü. Üf, çok düştü be. <laughs> 2 milyon altın. Bak şimdi canım sıkıldı. En olmadı aradaki açığı sinsi goblinlerle hızlı bir şekilde kapatırım. Sorun olmaz. E, bu arada 12 milyon iksirle yapabileceğim hiçbir şey yok. İksirle duvar basmanın haricinde Hiçbir şey kalmadı sadece laboratuvar var ki o da yakın zamanda bitecek arkadaşlar duvarlara asılabiliriz. Şöyle bir şöyle iki üçüncüyü basamıyorum zaten. Aynen. Evet. Yani hava savunmasında inşallah altınımız yeter. Bilmiyorum 2-3 tane daha saldırı yapacağız. 2 milyon altın kasmak birazcık zor olacak ama dediğim gibi sinsi açığı kapatabiliriz. İnşaat zaten her şey max olduğu için burada yapabileceğimiz tek şey geliyorum ara sıra taşımı alıyorum çıkıyorum arkadaşım. Hepsi bundan ibaret. Her neyse şu klan kalesini dolduralım. Orada ayaklanmış zaten. Güzel bir köy bulup hemen geleceğim. Evet arkadaşlar karşımızda oldukça iyi durumda bir belediye binası 14 hesap var. Hero'larını bayağı sağlam gördüm. 80 80 55 sadece şampiyonu 27 ile vermiş. Bence gayet güzel. Kuleler max kaya saçarlar Kartal topunu basmamış vatandaş. Enteresan. Yalnız hafif savunmaları bayağı bir gerideymiş ya. Her neyse. Ganimeti fena değil. Ben buraya saldıracağım hemşerim. Hava patlayıcısı oraya oraya bakıyor. Tamam o halde şu noktada 4 tane depremi kullanın. Ve de belediye binasını uyandırma çok güzelsin sen. Koruyucu yürüyüşüne şöyle şu noktadan başlayacağım. Bir tane balon tanklasın. 4 tane şifacıyı sahaya sürüyorum. Tamam. Bu sefer hata istemiyoruz. Bu sefer kesinlikle çaylaklık yapmayacağız, değil mi? Aynen öyle. Tamam. Klan karesi ne tarafta? Merkezde. İçi dolu da olabilir, boş da olabilir. Yani kralı sahaya sürmemek için herhangi bir sebep görmüyorum. Uçan kışlayı da bıraktım. Güzel sol tarafı koruyucu iyice bir kapatsın. Sonra direkt ana saldırıya başlayacağım. Şöyle atlatmayı bir kullanalım. Tamam. Ee, koruyucu orada çok tokat yiyeceksin sen ya. O kışlayı da al gel bu tarafa. Gel 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 koruyucu gel. Oralara çok fazla bulaşma koruyucu kardeş. Atıcılar. Kralın özelliğine bastım. Kraliçe. Bir tane daha balon gönderiyorum. Girişte hızlı bir öfke büyüsü. Bina uyanmamış tamam. Yetiler için bir adet zehir. Beklemedeyim sabır sabır sabır. Sabır 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 kardeş. Sabretmekten başka şansımız yok. Klan kalesindeki biniciler geldi. Kraliyet şampiyonumu sahaya sürüyorum. Beklemedeyim. Şu çoklu cehennem kulesiyle Kaya Saçar'ı donduruyorum. Koruyucunun özelliği için hazırlanıyorum. Bastım. Yalnız koruyucu nereye gitti ya? Tövbe estağfurullah. Nereye gidiyorsun kardeşim? Yani var ya. Yani var ya diyecek bir şey bulamıyorum ben arkadaş artık ya. Ya ne işin var solda gitsene binaya doğru. Ben bu işte art niye tararım hemşerim. Olmaz böyle ya. Bak şifacılara bak gitti bir tane cadının peşinden gidiyor. Çıldıracağım ya. Ben bunun bir tekrarına bakacağım arkadaş. Yani gerçekten oraya doğru gitmesi çok mu mantıklı? Hakikaten ben bir şeyleri mi kaçırdım? Yoksa koruyucu yine bana kelek mi attı? Ben bunun tekrarına bakmak istiyorum. Tek tek kaldık ya. Allah Allah. Keşke biraz daha önce bassaydım arkadaş. Koruyucuya da güven olmuyor artık ya. Hakikaten güvenemiyorum artık bu dedeye. Şu savaşı bir bitir. Ben şunu tekrarına bir bakacağım hemşerim ya. Sinirlerim bozuldu. Vallahi billahi sinirlerim bozuldu ya. Temizlik gayet güzel, herhangi bir problem yok. Şimdi şurada bir kendi normal süresiyle ilerlesin. Merkez karıştı, tamam, problem yok. Zehir birazcık geç bıraktım, ona da eyvallah. X'e gitmiş, kraliçe mi çekti? Kraliçe birazcık çekmiş ama öldürdüler onu, ondan yana da bir problem. Bak, pekkalar atıcılar, bak şurayı görüyor musun? Şurayı görüyor musun? Bak, pekkalar atıcılar, iki tane pekka var burada. Yani 41 masker Koruyucu gitmiş yine iki tane cadıyı iki tane cadıyı takip ediyor bak bir iki tane cadı şuradaki savunmaya vuruyor diye koruyucu da gidip ona vuruyor. Ben bu işte artmaya tararım hemşerim kimse kusura bakmasın. Ya bence gayet de güzel giriş yaptık. Bilemiyorum. Çok da fazla yorum yapmak istemiyorum. Siz eleştiriye de açığım yapıcı eleştiriye e, üslubuyla olduğu sürece ama koruyucu alt tarafa gitseydi çok daha farklı bir hikaye olacaktı burada. Üst tarafa gitti. İki tane cadının vurduğu yere vurdu. Her neyse sağlık olsun diyoruz. Bu saldırıyı saymıyoruz. Bir tane daha saldırıya gidiyoruz. Ve final saldırımız arkadaşlar. Belediye binası biraz daha dışarıya yakın bu sefer. Şimdi buraya nasıl bir şey ya duvarları birazcık geride ama savunmaları fena değil. Hero'ları da birazcık geride kalmış. Koruyucu 40, kraliçe 64 falan. Ama köy genel anlamda ağı savunmalarıyla sağlam duruyor. Hava savunmalarını falan da yükseltmiş vatandaş. Enteresan. Şimdi şöyle şu noktadan bir koruyucu yürüyüşüne başlayalım. Vakit kaybetmeyelim. Binaya ters taraftan saldıracağım. Bakalım neler olacak. Şurada bir sinsi goblin. Şurada bir sinsi goblin sahaya sürüyorum. Şu hava savunmasını alsın. Hatta şu bölgeyi temizlesin koruyucu. Şuradan içeriye doğru atlatmayı şurada atarım. Deprem de şu noktada çalışır gibi. He? Şöyle tam şu noktada depremi yapıştıralım ya. Aynen belediye binasını her türlü açmış olacak. Gayet güzel. Gayet güzel. Şimdi koruyucuya birazcık zaman vereceğiz arkadaşlar. Şu sağ tarafı x y'nin kesinlikle inmesi lazım. Yoksa orada aşağıya doğru kaçar. Hatta havanın da inmesi lazım. Koruyucu bir 20-30 saniye kadar daha temizlik yapmak zorunda kalacak gibi. Bakalım. Şurada bir bebek ejder kullanacağım. Bir tane balon, kralı ve uçan kışlamı da sahaya sürüyorum. Evet x y ile havanın inmesini bekleyeceğiz dedik. Yapacak bir şey yok. Başa gelen çekilir. 2 dakika 6 saniye süremiz kaldı. Problem yok problem yok. Her şey yolunda gidiyor. Şöyle şu noktada bir atlatma büyüsünü yapıştıralım. Gayet güzel. Ya koruyucu bak nereye gidiyorsun? Gel 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 gel. Kadaş bu sefer sana güvenmeyeceğim. Bu sefer işi şansa bırakmayacağım arkadaş. Hemen ardından atıcılar, kraliçe, cadıları sahaya sürüyorum. Güzel. Koruyucu'yu da kurtardık gibi. Şöyle tam şu noktada bir adet öfke İyileştirmeyi kullansak mı? Gerek yok. Gerek yok. İyileştirme hiç gerek yok. Klan karesindeki birincilerle beraber Kraliyet şampiyonu sahaya sürüyorum. Tam şu noktada bir iyileştirme kullanacağız. Çünkü Kaya Saçar bayağı bir etki edecek. Evet koruyucu bu sefer gayet güzel bir güzel güzergahta ilerliyor. Belediye binası henüz uyanmadı. Birazdan uyanacak. Bastım özelliğine. Özelliğine bastım. Bir adet öfke büyüsüyle atıcıları coşturalım. Arka tarafa doğru bina ve Kaya Saçar'ı dondurabilirim. Dondurabilirim. Gerek kalmadı. Tamamdır. Evet köyü işledik arkadaşlar. Kraliçeye zehir gerek bile kalmadı aynı. Sanıyorum ki köyü üçlemeyi başardık gibi. Heh, kraliçenin özelliği duruyor. Yeterli olacaktır. Muhtemelen. Atıcılar hayatta. iki tane şifacımız. Askerleri tanklamaya devam ediyor. Yani hakikaten az önceki saldırı benim modumu da düşürdü birazcık yani. Yalan yok. Hani bir şeyler yapmaya çalışıyorsun, kafa patlatıyorsun. Koruyucu kafasına göre hareket edince ister istemez insanın morali bozuluyor yani. Bir de videodayım, tek başıma saldırı yapıyorsam aman derim ya. Ne olacak? E, videoda olunca ya bir emek harcıyorsun, zaman harcıyorsun, kaynak harcıyorsun. Ulan internet harcadığım megabaytlara yazık ya o koruyucunun yaptığı yüzünden. <laughs> Yalnız köyü işleyemedik. Süre yetmeyecek. <laughs> Ay arkadaş ya vallahi çok sinir bozucu. Ya bir de bazı izleyici çoğu çoğusunda sıkıntı yok tamam mı? İzleyicilerimden çok büyük bir kısmından memnunum ben. Gayet güzel anlayışla karşılıyorlar çoğu şeyi. Ya bazıları da çok hafife alıyorlar bazı şeyleri. Yani saldırı esnasında sunum yapmak, peş peşe defalarca saldırı yapmak, hem 14'te hem 13'te hem 12'de hem 11'de saldırı yapmak. Yani çok ciddi kafa karışıklıklarına da yol açıyor yani arkadaşlar o yüzden birazcık anlayışınızı rica ediyorum. Yani şunu da yapabilirim. Facecam'i kapatırım, mikrofonumu kapatırım. Normal oyunumu oynarken arka atarım arkaya iki tane müzik. E o zaman saldırıların kalitesi de artar. Yani ne yalan söyleyeyim zaten oyunun kendisi karışık bir de sunum yapmaya çalışıyoruz. İnsanın beyni yanıyor. Ya amacım zaten benim hiçbir zaman dünyanın en iyi oyuncusu olmak falan değil. Öyle bir şeyi hiçbir zaman uğraşmayacağım yani. Çünkü ben hakikaten stara dayalı sisteme karşı biriyim. amacım nedir? Güzel eğlenceli vakit geçirelim. İzleyiciye bu yansısın başka bir şey istemiyorum yani ama işte bunu bir türlü anlatamadım bazı arkadaşlar. Her neyse hemşerim. Şimdi hava savunmasını basacağız demiştik ya. Yaklaşık 1 milyon altın açığımız var. El mahkum ben bunu videonun sonrasında ganimetleri kasacağım ve hava savunmasını yükseltmeye alacağım. O şekilde bir yol izleyelim yapacak bir şey yok. Şimdilik benden bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.